Merhabalar efendim, nasılsınız? Bakın, sizler için yeşil giydim. Yeşil nedir? Umudun, isteklerin olmasının böyle yeşil derler ya, umut rengi aslında. Umutlu olmak istediğiniz günlerde, böyle umudunuzun kırıldığı günlerde yeşil rengi rahatlıkla giyebilirsiniz. Çünkü renklerin verdiği enerjiler çok önemli, değil mi? Ama niyeyse bugün bütün kadınlar kırmızı giymiş. Bak, Yazgül de kırmızı. Kırmızı neyin rengi Yazgül, biliyor musun? Kırmızı bilmiyorum valla. Tutku, aşk, şehvet, neydi? İhtiras. Onun rengi, aşkın rengi. O yüzden kırmızıyı da herkes, aşk isteyenler belli oldu. Kırmızıyı giymişler, aşk arıyorlar. Ayşe Hanım, sen de maşallah bugün bir ayrı süslenmişsin sanki. Bütün kolyeleri, bütün takıları, evdeki kasayı açtın herhalde, her şeyi takmışsın. Kıpkırmızı üstü, siyah da yakışıyor. Ay, teşekkür ederim, sağ olun. O sizin içten güzelliğiniz. Şimdi biliyorsunuz, dün Yazgül gelmişti, yaşadıklarını anlatmıştı. Sonra Yazgül demiş ki, böyle hani tepkiler alıyorum, söylediklerimden dolayı tepkiler, evet, aldın diye üzülmüşsün. Evet. Evet. Aslında sen sanırım daha önce de hem burada yaşadıklarını anlattın, sonra işte belki seçtiğin hayat düzeniyle ya da şeylerle tepki aldın, ama üzülüyor musun Yazgül? Mesela gece ben hep şunu merak ederim. İnsanların en saf hali, gece böyle yatmaya hazırlanırsın. Ne, evet, düşünüyorsun o zaman? Ya ne düşünüyorum? Bu yaşadığım şeyler gerçekten çok zor bir şey. Hı hı. Çok zor. Biraz sesini yükseltir misin? Yaşadığım şeyler gerçekten çok zor. Yüce Rabbim, hiç kimse bu duruma getirmesin. Üzülüyorum yani. Keşke bunlar olmasaydı hiçbirisi. Ne olmasaydı mesela? Yani keşke hayatım böyle olmasaydı. Daha güzel, farklı olabilirdi. Maalesef oldu. Burada da ben eşime, akrabalarına sesleniyorum. Gerçekten onlardan özür dilerim burada. Ha, eşin akrabalarından özür dilemek istiyorsun. Ne, evet, için özür dileyeceksin? Gerçekten dün kayının bağladı canlı yayına. Çok üzülmüş. Keşke bahsetmesi. Biz seni Ali seviyoruz. Ali gerçekten senin yeri ayrıydı bizim için. Doğru söylemediğini mi düşünüyorlar? Ya keşke bahsedilmeseydi. Sonuçta biz boşandık, bittik. Ya. Keşke o konu açılmasaydı. Ben de üzüldüm. Onlar da üzülüyorum. Bu konu daha önceki programda açılmış mıydı? Açılmıştı ama biz boşandık, bitti. Sonuçta evli olsaydım hala belki olurdu. Çünkü boşandık. Onlarla daha işim yok. Ne onlar ne de benimle. Peki onlar yani şunu mu demek istiyor? Bu söylediklerin... Evet hani... ya gündeme gelmesin. Ben de istemiyorum onlar da. Biz de ikimiz de rahatsız olduk gerçekten. Peki o zaman doğru olmadığı için mi gündeme gelmesin diyorlar? Doğru değil yani. Mesela nasıl doğrudur? Tabii ki de yani diyor, biz ben boşandım yani. Onlar diyor sen boşanmışsın. Buna daha dile getirme. Dile getirme mi diyor yoksa? Yani konuşulmasın. Bizden bahsedilmesin. Bitmişti yani her şey. Zaten ben de gelinkeni açıklamasını yaptım. Benim amacım ne? Ben buraya niye geldim? Ben şimdi gerçekten evim yok. Gidecek evim yok. Kalacak bir yerim yok. Şu anda otelde kalıyorum. Esra Hanım programına ayarlayacağım. Evine gerçekten hiçbir şey talep etmiyor. Buraya günlük de 4 milyar gerçekten. Hiçbir şey almıyorlar bende. Beni misafir ettiler. Yemek içse, içse ve sıkalım olsa her konuda yardımcı oluyorlar. Ben burada hayırsever insanlara sesleniyorum. Gerçekten evim olursa, bir iş imkanı olursa çocuklarımı yanıma alırım. Çocuklarım şimdi birkaç isterdim. Bize telefonlar gelmiş dün Yazgül. Demişler ki biz ona iş verdik ama gitmedi işlere. Ne konuda iş verdi? Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Bizi aradık, ona teklif ettik ama işe gitmek istemedi. Ama bir yayına bağlasın, biz Yazgül'e bu işi vermiş. İş var ki ben gitmiyor. Kimse zaten iş vermiyor ki bana. Size neden iş vermediniz kimse? Ya bana böyle bakınca kimse iş vermiyor bana. Niye, ne var sana bakınca? Bilmiyorum ki. Sen diyor git de sen fenomen, ünlüsün, sen nasıl çalışırsın? Olmaz. Biraz da yayında çıktım ya, ondan biraz kaynaklanıyor. Yani fenomenin olunca çalışamayacak git, sonuçta. Git diyor, TikTok'unu aç, orada para kazanırsın diyor. Bilmiyorum yani, gerçekten şu anda ben söylüyorum, kendimi de ifade ediyorum şu anda. Bir şey olursa çalışırım, neden olmasın? Peki her iş mi? Ama yani... ilk önce bir evim olması lazım. Sen de aracı olursa burada sevenleri illa var, sesini bir duyalım. Ev istiyorsun sen önce. Bir ev, kafamı sokacak bir evim olsun gerçekten. Bir iş, sen çocuklarım için bir haftada bir yanıma gelecekler. Şu anda çocuklarımı göremiyorum gerçekten. Yani çocuklar da evin olmadığı için mi gelmiyor? Tabii ki eşim, sonuçta benim gidecek yerim yok. Çocuklarım nasıl gelsin ki bana? Peki hiç Yazgül, eşinden boşandığın için pişman mısın? Yok, onunla boşandığım için hiçbir zaman pişman değilim. Hiçbir zaman. Çünkü çok yıprattı beni. Bana sahip çıkmadı. Bana sahip çıksaydı zaten ben burada olmazdım. Evini orada çıkartabilirdi bana. Herkesin Türkiye'nde söz verdi. Evini orada çıkartırım. Getirdi, dövdü beni. Yani çıkartsaydı
Belki daha güzel hayatımız olurdu. Çocuklarımla onunla birlikte büyütürdük çocuklarımızı. Daha farklı yere gelebilirdim yani. Evet. Şimdi bir Nuray Hanım hattımızda. Nuray Hanım sana daha önce iş vermiş, sen gitmemişsin. Nuray Hanım nerede? Bir bağlansın bakalım Nuray Hanım. İyi günler Esra Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar dilerim öncelikle. Ama bir yanlış bir düzeltelim. Ben daha önce iş vermedim değil, iş teklifinde bulundum kendisine. Evet evet ondan bahsediyoruz nerede zaten. Nerede katılıyor acaba? Evet. Evet. Bu bizim sürecimiz 6 ay öncesinden başlıyor. Başka bir kanalda şikayetiyle beraber oraya konuk olmaya başladığı tarihten itibaren başlıyor aslına bakarsanız. Ben Nilüfer Atölye olarak kendi adıma değil firmamın adına oraya bağlanmak istedim. Malum canlı yayınlara TV'de çok fazla bağlanamıyoruz. Evet. Fakat daha sonra sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın açmaya başlayınca bizzat kendim firmamın adına kendim yazmaya başladım. Nilüfer Atölye diye zaten kendisi daha önceki kayıtlarına bakarsa da bizzat da görecektir. Peki gördü mü Yazgül sizin yazılarınızı? O esnada beni görmemesi mümkün değildi. Çünkü biz firma çalışanları olarak arka arkaya yazdık. Sadece ben değil başka firmaların çalışanları da iş teklifinde bulunmak adına yazdı. Şimdi ben kendisini kesinlikle kötülemek istemiyorum. Hayat herkes için çok zor. Yani. Fakat canlı yayınlar esnasında bizlerin tekliflerini orada görmeyip de ben fenomenim, tek suçum güzel olmak formatıyla artık yayın açmaya başladığı için bizler kendisinden vazgeçtik. Peki sen görmüş müydün Yazgül o işi? Gerçekten görmedim. Görmedim diyor. Şimdi, belki görmemiştim. Görmemiştim gerçekten görmedim. Değilsem ya da görmedim. Görmemiş olmasına imkan yok. Son bir ay içerisinde görmemiş olmasına imkan yok. Ama şöyle işte, bir şey TikTok mu Instagram'dan mı yazmış acaba? TikTok mu Instagram? TikTok'ta. Hiç bakmıyorum, hiç o mesela hiç girmiyorum desem yani hiç girmiyorum. Ama mümkün değil, girmemiş olmanız mümkün değil. Daha dün de yayındaydınız, önceki gün de yayındaydım ama ben görmedim bir şey, gerçekten görmemişim. Desem... Şöyle bir şey, ben hanımefendiyi direkt olarak şöyle suçlamıyorum. Çünkü TikTok ya da benzeri platformlarda sizler böyle hani çok fenomenim adı altında böyle yayın yaptığınız zaman muhakkak sizin moderatörleriniz sıkıntı oluyor, bir şeyleriniz oluyor. Abi. Sırf orada fazla seyirci ya da fazla hediye alabilmek adına moderatörleriniz de bizi engelliyor. Bak, yani özellikle ben 10 gün öncesinden bu moderatörleriniz yüzünden kalıcı... Ya o sizi engellememiş, o kötü yorum yapanları için engelliyor. Biz kötü yorum yapmadık, şöyle bir şey... O belki sizi, bilmiyorum ki o nasıl olmuş, onu bilmiyorum gerçekten. Israrla iş teklifinde bulunduğumuz için ben arka plandan da yazdım. Bakın zaten hepsini kaldırdım, ben zaten hepsini kaldırdım. Peki yani ne iş teklifiydi bu? Şimdi söyleyin ne iş teklifiydi Nuray Hanım? Biz firmamızda doğal sabun ve mum üretiyoruz. Aynı zamanda da aromatik yağlarla beraber şey üretiyoruz. Evet. Ve biz bu ısrarla bu 3 ay içerisinde son 3 ay içerisinde ısrarla TV'de kendisine reklamlar yaparken yayınlarda böyle teklifler yaparken canlı yayınlarda başka bir hanımefendi geldi. Dedi ki artık fenomen oldu. Sizi dedi görmeyecek bile. Biz şimdi o hanımefendiye destekliyoruz. Anladım ama görmedim diyor. Şimdi görmemiş de olabilir gerçekten. Evet, hani şey yapabilir. Peki sizin yeriniz nerede Nuray Hanım? Yeriniz nerede? Çekmeköy'deyim ben. Çekmeköy'de. Belki gitmek istersin. İster misin? Evet isterim. Neden olmasın? Bak şimdi isterim diyor. Evet. Yani şimdi isterim diyor da şöyle bir şey var. Şimdi biz daha öncesinden arkadaşlarla da görüştük. Şimdi bu kadar tekliflerimizi kabul ederken bakın ya filan beni yanlış anlamayın ne olur. Hayır tabii ki lütfen. Şimdi şu anda sahne kıyafeti ya da ne bileyim sahne görüntüsüyle beraber ben o yayınları siz yayınları yaparken bu teklifleri de yaparken arka planlardan da bana ulaşmaya çalışan insanlar da hani sizin şimdi bir mottonuz var ya tek suçum güzel olmak. Şimdi bu motto üzerinden ben sizi nasıl çalıştırabilirim? Şöyle düşünüyorum. Ya anlayamadım. Ne demek istiyorsun? Zaten hep tek suçum güzel olmak diyordu. Yani. Zaten işte bakın bu motto senin... Tamam söyle ben iş vermiyorum. Yani. Niye bahane arıyorsun ki sen? Vermiyorum de. Buyurun, yani. Buyurun gelin. Tamam de ben vermiyorum. Hayır bir saniye yani konuyu kapatmayın konuyu değiştirmeyin. Şimdi yok, ben değiştirmiyorum. Doğruları söylüyorum. Tamam. Nuray Hanım teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Herkes zaten anladı her şeyi canım. Evet. Şimdi biz tabii ki gösterelim yani şimdi burada tartışmaya gerek yok. Görmemiş yani, olabilir şimdi oraya da doğru şey yapmak da olabilir. Şimdi varsa şey sen zaten baştan çıktığından beri tek suçum güzel olmak diyordun. Hiç sorma ya keşke buna demeseydim. Buna inanıyor musun Yazgül? Yok ya o kadar değil ya. Bir ağzımda çıktı söyledim yani. Peki ama güzel olduğunu düşünüyorsun. Yok vallahi hiç kendimi beğenmiyorum. Aa neden bugün böyle dedin sen? Neden?
Ya ne bileyim, ben kendimi ne kadar beğensem insanlar o kadar üstüme geliyor. Ha, Ben ben ne kadar kendim. güzel değilsem diye o kadar kadına yıpratıyor, laf sokuyorlar bana. Ben ne kavga ediyor, düşmanım çok Ama bir şey oluyor. söyleyeceğim. Ben şimdi hep O yüzden bundan ben sonra diyeceğim çirkinim, güzel ama değilim. Yazgül, bak benim için psikolojik olarak da hep olumlu düşünme, olumlu sözler, sözler bizim geleceğimizi yansıtır diye söylüyoruz ya. Tabii Hep ki. diyoruz çok zenginim. Para bana geliyor. Çok güzelim. Herkes benim peşimde. Enerjim çok yüksek. Artık ne istiyorsan. Doğru eşi buldum. Doğru evi buldum. Diyerekten söylemek lazım zaten. Olumlu düşünce böyle bir şey. Ya ama ben bunu deyince çok tepki alıyorum şu anda. Acaba başka bir şeyden mi tepki alıyorsun? Yaz güzel, senin neren güzel? Sen ne diyorsun, ben tek suçum güzel olmak? Baksana dün hatta bayanlar da söylediler. Yürüdüm kalktım, bakışlarında gördün Şimdi yani. biri var hattımızda, Orhan Bey. O benim kaynımdır tabii ki. Kaynın. Evet, dün onunla Eşinin konuşmuştuk. abisi. Evet, Orhan buyur. Bey merhabalar. Merhaba Esra Hanım, iyi yayınlar. Sağ olun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar olsun. Dün siz galiba üzülmüşsünüz, öyle mi Orhan Bey? Biz hallettik Ya aramızda zaten. biz üzüldük. Bak biz Özgür Hanım'la biz şey ettik. Mahkemede her şey bitti gitti. O kendi yoluna gitti. Benim kardeşim kendi yoluna gitti. Kapandı konu gitti. Yani şimdi bizden dün oradan bahsetmiş. Tekrar şeyden özür diledi. Yani herhangi böyle bir durum yoktur. O yolu bahsi açık olsun. O konu kapanmış gitmiştir. Yani bizim Tamam, aramızda ne yani bu varsa da konu iddialar, kapattı. siz Orhan Bey bu iddialar doğru değil diyorsunuz, değil mi? Değil, o kendisi de zaten dedi, ağzımda kaçmış dedi. Yolu bahsi açık olsun. Yani ne o bizim hakkımızda konuşuyor, ne de biz onun hakkında Anladım. konuşuyoruz. Her şey bitmiş gitmiştir. Tamamdır. Konu kapanmış bitmiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu engelli çocuğuyla ilgili onu görmek istiyor ya Yazgül. Tabii ki. Yani görebilir, onunla ilgili bir sıkıntı yok. Evi yok diye mi Bak Esra gelmiyor? Hanım, bak teslim orada gidiyor. Bak mahkeme kararı cuma günü alıp pazartesi akşama kadar annesinde kalabilir. Bu mahkeme kararıdır. Biz bir annesinde yavrularını şey Senin edebilir miyiz? Yazgül Öyle bir almakla hakkımız ilgili bir var mı? problemin var mı? İşte evi olmadığı için getiremiyor işim benim. Ev Şu anda evi... olmadığı için Evet. getiremiyor diyor. Evet. Tamam, evini alsın gelsin, çocuklarını görsün veya Bak da görsün söylüyor, başka evet. yerde Diyor, görürsün, eşim de tekrar söylüyor babası bunları. getirip eve bırakıyor. Yani Eşim de çocuklarda bir söyledi sıkıntı yok bunu. ki. Evet, Mahkeme dedi. kararı budur. Yani bu konuları tekrar buraya getirmenin ne anlamı vardır? Yani şöyle Yolu konuştuk bahsa... Orhan Bey. Niye boşandınız diye. Yani hani biz konuşuyoruz ya, niye boşandın? O da boşanma Veya ben... sebebi bu Ya niye söyledi. boşandı? Anlaşmazlıysa insan evlenir, boşanır da bu insanın kaderinde var. Bitmiş gitmiştir bu. Niye tekrar bocalanıyor bu konular? Şimdi neden? Niye boşandın deyince ben de Öyle bir şey boşandım. konuşmayın. Bak öyle bir şey konuşmayın bu Ramazan gününde. Bak Ya tamam, öyle bir şey tövbe konuş. Öyle bir şey estağfurullah. yok. O Dün kendisi de dedi, benim konuşulanı ağzımda kaçtı. ne kaçtı? O da kendisi de Hocam dedi onu ben kapatalım gitsin. onu kapattı gidiyor. Öyle bir şey Bence yok ya. İnsan kardeş kapatalım. kardeşiyle olabilir mi ya? Dünya Türkiye'nin örf adetini, insanın şerefini, namusunu şeye getirdiniz ya. Öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey biz söylemiyorsa ben ne tanıyayım sizi, eltiğim eltiği, ben nereden bileceğim? Ben o Kendisi de bak sonuç söyledi, dün onunla konuştuk dedi, ben özür dilerim, öyle bir şey yok, konu kapandı gitti, yolu bahsi açık olsun kardeşim. Tamam, siz de cevap Tamam. hakkınızı kullanmak istediniz ya, Yazgül yalan söylüyor diyorsunuz. Yani kendisi de söyledi dedi, ben özür dilerim sizden, Özür öyle bir şey dilerim, yok. başka bir şey konuyu açtığım için yalan O söylüyorum, yalan başka değil bir de şey. ya. Özür dilerim konusunda söyledim. Elçilerin arasında kavgalar olur, şu olur, onu Olur kıskanırsın, onu zaten, kıskanır. olur. Ama Yani biz konu odur. Öyle bir şey yok. Bak bütün Türkiye beni de tanıyor, onun ailesi de tanıyor, onun ailesi de iyi insanlar, o kendisi de iyi insanlar olabilir. Eşiyle bak, anlaşmadı, boşandı gitti. Bu insanın kaderinden olan bir şey, tabiatta olan bir şey Dur. kardeşim. Yani siz Yolu bak. diyorsunuz ki bu konu böyle bilinsin, kapansın. Tamam, konu kapanmış gitmiş. Eğer yardımcı olmak istiyorsanız götürün kadın, ne gerekiyorsa kadına öyle yapın. Bizim ismimizi ağzına almasın, biz de onu ağzımıza almıyoruz. Yolu bahsi açık olsun kardeşim. Tamam, ama sonuçta biz ona niye boşandın diye sorduğumuzda o öyle bir şey anlattı. Biz nereden bileceğiz niye boşandı? Bitmiş gitmiş bir şeydir. Yolu bahsi açık olsun kardeşim. Öyle bir şey mi olur? Bu konuları tekrar niye gündeme getiriyorsunuz? Herkesin bir namus, şeref, kavram, insan şeyi var ya, böyle bir Ya şey tabii ki olamaz de ya. zaten bir şey söyleyeceğim. Şimdi Orhan Bey geçin, diyelim ki siz başka bir insanın böyle bir şey yaptığını duysanız tepki gösterirsiniz ya da konuşursunuz. Biz de sonuçta buna normal olarak aa dedik ki böyleyse gerçekten bu Tamam bak iddialar doğruysa ne kadar kötü bir şey. Esra Hanım, bir şey söyleyeceğim size. Beni dinler misiniz? Dinliyorum, duyuyorum sizi. Ya bak, benim yeğenlerimin 6 tane çocuğun annesidir. O konuyu söylemek, yakıştırmak istemiyorum. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Psikoloji bozulduğu için
deli anlamına gelmiyor. Eğer yardımcı olmak istiyorsanız. Valla benim psikolojim yaptı. Hiç bozulmamış. Gayet aklım başımdadır. Tamam tamam o zaman. Akıllı bir kadınım, güçlü bir kadınım. Gerçekten kınıyorum tamam. Seni şu anda burada. Yok inşallah. Ya da yıllarca iyi bunu inşallah. diye yuvamı yıktınız. Yazgül Hanım'ın psikolojisi bozuk. Benim kesinlikle hiç psikolojim bozuk değil. Gayet aklım başımdadır. Psikolojim bozulsa ben bir kere bu yerlere gelmem. Bu şeylere gelmem yani. Ya bazen benim psikolojim de bozuluyor. Gidiyorum doktora. Valla benim hiç psikolojim bozuk değil. Sizin bozuk bence. Siz gidin tamam, tedavi olun. Tamam sizin bozuk. Tamam bacım. Bence sizin bozuk. Sizin ihtiyacınız var canım. Ezra Hanım var mı bir sözün? Son sözü söyle ben kapatmak zorundayım. Tamam tamam Orhan Bey. Yani şöyle bir şey. Psikolojisi bozuk evet. Hani herkesin yaşadıkları şeylerin sonucunda. Sonuçta benim o psikolojiyi de bozan bazı insanlar oluyor yani. Ya. Bazı durumlar insanın psikolojisini bozuyor. Kimsenin durduk yere psikolojisi bozulmaz. O da dedi ki ben eltimden dolayı çok üzüldüm. Orhan abi ben sana üzüldüm. Burada bir şey sesleniyor. Kadınlar çok üstüme geliyor. Gerçekten bunu açıklasa biraz hatırın varsa sende gerçekten. Neyi açıklası? Ya, ne? Bir şey soracağım. Bir şey burada soracaktım. Kadınlar çok üstüme geliyor. Sen anne değilsin niye çocukhanı almadın? Niye işin sana çocukhanı vermedi? Ya, sen niye çocukhanı görmüşsün? Onların bir cevabını tamam, veririm sonra. Bir dakika. Bacım sen çıkıyorsun TikTok'ta yayın yapıyorsun. Ben bu ses... Türkiye'nin 80 milyona nasıl ben hitap edebilirim? İnsanlar der benim suçum ne orada ya? Yo, diyor ki sen iyi bir anne değilsin. Neden çocukhanını işine verdi? Neden çocukhanı almadın? Eşe verir sen olsun. Almamışsın diyor. Bunu açıklar yolun mısın? Yolun açık olsun. Orhan Bey. Hanım, var mı bir sözü? Bunu bir şöyle açıklasan. Var, dur sorayım. Yazgül iyi bir anne miydi? Esra Hanım bak kapatmak zorundayım. Yolun açık olsun. Bahtı açık olsun. Bak konu kapanmış gitmiş. Hayır Destek konu kapanmış da iyi bir anne miydi? Onu cevaplayın bari. Eskiden çok iyi bir anneydi. Son 2 seneydi iyi bir anne değildi. Son 2 sene iyi bir anne olamadı. Tabii sonra önceden iyiydi yani çocuklarına bakıyordu. Evet. Ne oldu son 2 sene? Ya bilmiyorum bak Esra Hanım çok soru soruyorsunuz. Bak, niye canım benim işim kırmadım. Soru sormak ne olacak? Orhan Bey konuşalım madem bağlandınız. Kötü bir şey sormam ya. Sen, mahkeme salonu mu orası? Ya Orhan Bey ne var bunda? Alt tarafı diyorum ki son 2 sene niye bozuldu bu kadın? Anlamayalım mı bu kadını? Ya bir şeysi yok sadece belki kafasına bir şey takılmıştır. Ben ne bileyim ne biz kavga etmiştik eşiyle oradan burada ne bileyim ben bir ailenin içinde değilim ki her gün onun evinde değilim ki. Ha, siz üst kattaki Orhan Bey misiniz? Evet, üst kattaydınız evet. Değil mi? Evet eşi hasta olan evet. Evet. En büyük peki kaygım. Eşi şimdi mutlu mu yani çocuklarına iyi bakabiliyor mu eşi kardeşiniz? O da bizde kalsa olur mu Esra Hanım? Ama çocukları ya onun. Merak ediyor o tabii. Çocuklarıdır. Bak ömrünü çocuklarına adıyor. Çocuklarına bakıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Devlet geliyor bakıyor. İnsanlar geliyor bakıyor. Kardeşim dört dörtlü çocuklarına tamam, bakıyor. Tamam güzel bir şey. Bu da güzel. Yani hani bakıyor mu evet. Baba olarak nasıl davranıyor onu da bilmek ister Yazgül. Bak çok yani, iyi ilgileniyormuş. Ya bak Esra Hanım. Bak, biliyorum o yüzden ya. Gözüm akıllı değil biliyorum. Bütün Türkiye aylarca bizi yanlış anladı. Bak bizim örf adetimiz. Ne güzel işte aile... kendinizi anlatma fırsatı çıktı. Hemen kaçıyorsunuz. Bak bizim aile bağlarımız, insana verdiğimiz değeri herkes biliyor. Bütün herkes sizi tanıyor. Bak ben sadece diyorum kadın yolu bahtı açık olsun. Allah yardımcısı olsun. Teşekkür bu Ramazan gününde çocuklarına gitsin kendi ayağlarının üstünde dursun. Orada burada sallanacağına gitsin bir yerde çalışsın. Hayatına baksın kardeşim. Orada burada sallanacağına mı? Yani TikTok'ta orada burada. Yani onu da bizi ilgilendirmez. Kendi ayağının üzerinde çalışsın. Ona bir işleri kendine çalışsın. Şu an parası yok. Parası yoksa beni ilgilendiren bir konu değil. Hayır. Şimdi her önce... şeyde beni ilgilendiren değil. Bir boşanırken belli bir miktar para verildi ya. Onu da kaptırmış tamam. Dolandırıcılar. Bizim suçumuz ne burada? Sizin suçunuz yok. Anlatıyorum işte ben de size. Bak eğer akıllı olsaydı o parayla gidiyordu. 4 senelik bir kiralı veriyordu. 4 sene bir yerde oturuyordu. Çocuklarını her cumartesi pazar yanına götürürdü. O da doğru. Biz de onu dedik ne güzel. Ama o dönem diyor ben boşanmanın etkisiyle birazcık üzgündüm. Yanlış hareket ettim diyor. Evet. Ya her ben ona karışmıyorum. Yapalım. O artık bizden çıkmış. Hayat tarzı onun, yaşama tarzı onun. Allah yolunu bahtını açık etsin. Ne o bizden konuşsun ne biz onda konuşuyoruz. Yolu açık olsun. Tamam mı Esra Hanım? Tamam mı? Var mı bir isteğiniz, bir sözünüz? Tamam. Yoktur Orhan Bey. Tamam. Tamam yolunuz açık olsun. Hadi Allah'a sizin de açık olsun. Sağ ol. Hoşçakalın. Şimdi Orhan Bey diyor ki artık bu konu tamamen kapansın. Evet bizim dün açıldı gerçekten keşke açılmasaydı. Öyle evet. Bir olay da yok. Psikolojisi bozuktu Yazgül'ün o dönem. Yok birazcık... olay vardı. Desem yok yalan. Biz kapatmaya çalışıyoruz şu an. Hı-hı. Daha neyse o onlara kalsın bu da bana kalsın. Yani işte tabii ben aileler bu tarz şeyler. Ya şimdi bu tarz şeyler hep şunu da düşünmek lazım. Çok ayıplanan. Dışlanabileceğiniz, ahlaki değerliğe uymayan şeyler olduğu için insanlar bunun konuşulmasını tabii ki de
istemez. Ama tabii bunun hayır olmamış olması farklı. Bir soru sordum. Dedim ki çocuklarım dedim. Neden babası vermedi? Söyle dedi, söylemedi. Söylemedi çünkü zaten Orhan Bey ona göre herkes yönlendirdi. Herkes anladı zaten, evet. Yani şimdi şöyle. Eskiden çok iyi anneydi dedi. Ama son iki sene iyi anne işte olmadı. Biz boşamamız oldu, bu kavgamız oldu, bu olaylar yaşadık. Onu demek istiyor yani. Şimdi dün sen bir şey söyledin Yazgül. O videoyu izleyebilir miyiz? Hangisi Esra Hanım? Tam bir şey söylüyorsun. Böyle seviyorum, böyle giyinirsin. Beni giyinirsin, ne ilgilendirmiyor ki. Kıyafetini beğenmedin. Ben kendimi iyi hissediyorum. Abi ondan sonra kısa ete giymesin değilim. Bir dakika. Bundan sonra şortla gezeceğim, ne yapacaksınız? Ben giyeceğim, siz orada patlayacaksınız. Elimdeki paranın evet, içine iyi dedin. Bir dakika, çekemiyorsunuz şunu soracağım size. Evet, ünlüyüm ben. Bir dakika, şunu soracağım. Bir dakika Yazgül. Siz ben Yazgül'ü... Bir dakika Yazgül. Yazgül'ü güzel mi bulmuyorsunuz? Niye müdahale ediyor ki? Bak senin elindeki parayı kime yedirdi? Yani kendi... O seni ilgilendirmiyor canım. O seni ilgilendirmiyor, kime yedirdin mi? Ama o seni akrabaların da zaten kanıma girdi. İlaç milaç verdiler, beni kandırdılar, götürdüler. Kim ilaç verdi? Boşver. Ben ağzımı açtırmayayım. Böyle seviyorum, böyle giyiniyorsun. Beni giyinmiş, seni ilgilendirmiyor. Kıyafetini beğenmedi. Şimdi sen dün diyorsun ki Yazgül. Efendim. O senin akrabaların da zaten ilaç milaç verdiler bana diyor. Ya boşver, hiç oraya girmek istemiyorum. Öyle bir şey, o bağlanan kişiyi tanıyor muydun sen? Ben inan bana hiç tanımıyorum. Hepsi yalan. Aslında dün bir bayan bağladı. Orada ben yanlış yaptım. Aslında diyecektim ki seni evin nerede? Burada ekiple birlikte senin yanına gelince bir akrabamı alıp buraya gidebilirdim. Peki sana ilaç verdikleri doğru mu? Ya boş ver ya. O bana kalsın Esra'nın. Ama neden mağdur olduğun şeylere ya boş ver belki diyorsun? Ya konuşmak istemiyor. Yani oldu, gerçekten dolandırdım yani gerçekten. Yani peki neden? Bak bir şey söyleyeceğim. Bu konu açılırsa çok kötü yerlere gider. Niye kötü yere gider? Gider, o yüzden ben daha uğraşacağım. Zaten gücüm kalmadı. Zaten zor ayakta duruyorum biliyorsun. Ama 300 bin yaşadığım şeyler çok zor. Ama senin 300 hakkın... 300 değil, 245. 245 bin aspara mı? Ya ben zaten 50 milyar zaten eve gitti. 50 milyar da burada sağda solda sağlam değilse hiç işmiş olsa gel iş ararken 100 milyar çıkar 145 diyelim. Tamam 145 bin aspara evet, mı? Evet onu diyelim. Evet ama her şey de pahalı. Bak hayat zor, çok zor gerçekten. Hayat çok zor da sen dolandırdın. Bak şimdi şu anda bir ev tutuyorsun, şu anda ev 30 milyar. Tutamıyorum, neden? Çünkü eve 30 milyar. E tabii o, ama o baktığın yere göre. Bir tatile gider, şuraya giderse 10 gün kalırsa diyelim 30 milyar, 50 milyar ona diyelim. Gide yemek içmek olsa, sıkılan olsa, gelip gitmek olsa. Şimdi Yazgül sen tatile yani. Mi gittin, seni dolandırdılar mı? Ya işte gel seni tatile gidelim, sana iyi gelir. Evet. Orada işe paramı kaptılar. Bilmiyorum daha ne olmuşsa boşa o kalsın Esra Hanım. Peki tatilde mi ilaç koydular? Ya boş Esra Hanım gerçekten. Hayır tatilde ilaç verip paranı mı aldılar yoksa sen öyle harcadın mı? Ya öyle harcadık işte, öyle onun gibi bir şey olsun. Niye söylemek istemiyorsun? Sen kendini de mi hatalı buluyorsun? Tabii ki bende de biraz hata var. Onu dinlememem lazımdı. Gerçekten kalbim çok temiz. Peki Esra Hanım. Onlarla hala arkadaş kalbim mısın? Kalbim çok temiz olduğu için herkese inanıyorum. Peki evet. Korkmuyor musun koskoca İstanbul'da? Ama tanıdım yani, bak yabancıyla asla gitmem. Asla karı kocaydı yani. Yani İstanbul'da en yaşam senin arkadaş. İçin zor olmayacak mı? Burada TikTok'tu bilmem neydi. Ben yani. Güçlü bir kadınım, asla o duruma gelmem. Kesinlikle ben kendimi o duruma kadar düşüremem. Ama bak dolandırılmışsın 300 bin gitmiş. O oldu, o normalde boşlukta diyelim. Boşluktaydım gerçekten. Bunu zaten ifade edeyim söylüyorum. Şu anda yeni bir zor bir hayat beni bekliyor. Şu anda ilk önce kendim bir düzenim olması lazım. Bir ayaklarım üstümde durmamam lazım. Çalışmam lazım. Evim olmasını isterdim. Çocuklarım bana gelsin. Onu istiyorum. Ev düzenim olsun. Bana ev düzenim olsun. Çocuklarım gel, haftada bir TikTok gelecek. TikTok çekmeye para için yani sonuçta. Ya hayranlar, insanlar beni seviyor. Sürekli beni görmek istiyorlar. Gerçekten sevdiler beni. Seven kadar sevmeyenler de var değil tabii mi? Tabii ki herkes kimse birbirini sevmek zorunda değil. Saygı istiyorum yani, seven de olur sevmeyen de olur. Ben zaten açığım yani sorulara. Kötü yorumlar yapanlara. Buna alışmam lazım. TikTok burası. Bu alem bizim ünlü olmak alem çok mi? Zor bir şey gerçekten. Ünlü bizim olmak çok zor mi? Bir şey. Aa, bizim Muharrem bağlanmak istiyormuş. Hatırlıyor musunuz Muharrem Bey'i? Muharrem Bey. Efendim hayırlı yayınlar, iyi günler. Çok teşekkür ederim bağladığınız için. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, hoş geldin. Sen nasılsın Muharrem? Çok teşekkür ederim. Muharrem'i hatırladınız değil mi? Ayrılırken 10 kilo neydi et, kuzu eti... Altın hayda, isteyen var. Seni öyle tanırlar diye söylüyorum Muharrem Bey. Şimdi buyurun, sen neden bağlandın Muharrem? Şaşırdım, söyle bakalım. Şimdi ben öncelikle size gerçekten çok teşekkür ederim. İyi bir program yapıyorsunuz. Çok başarılı bir program yapıyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben
her zaman için sizleri gerçekten ayakta alkışladım. Ayakta alkışlanacak bir program yapıyorsunuz. Ve gerçekten mutluluğu en kralını yaşatıyorsunuz. Sağolun. Doğru, seni en boşadık, üstüne bir de 50 bin aldın. Ay, sayenizde oldu ama. Sayenizde. Gerçekten çok teşekkür ettim. Her zaman için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür böyle ederim. Bir daha eşi benzeri yok. Olmadı, olmayacak. Sağ ol. Ne kadar bak şimdi. Bazen de insanları iyi hissettirmeyi biliyor değil mi? İltifat, takdir hoşumuza gidiyor. Şimdi ben ama gerçekleri söylüyorum. İltifat değil. Gerçekten çok başarılı, güzel bir sonuca ulaşacak ve hayra ulaşacak bir program sergilediniz. Ve siz bu konuda ödül de aldınız. Ben inanın çok sevindim. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi konumuza gelelim Muharrem. Tamam, yeter bu kadar takdir. Çok teşekkür ederim. Söyle. Ben Yazgül Hanım'ın hayat hikayesini 2 gündür izliyorum. Öncesini de takip ediyordum. Ve gerçekten çok dobra ve açık sözlü, kendisi yürekten ayakta alkışlanacak, gerçekten güzel, tatlı bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Ben canı gönülden yanında olmak şartıyla iş konusunda yardımcı olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Nasıl bir yardım bu olacak Muharrem? Nasıl bir iş düşündün? Şimdi benim çevre olarak... senin dışı oynayan videoyu koymuşsunuz. Restoran camiasında çok güzel, geniş kapsamlı, çevreye sahip bir insanım ve tanınmış bir insanım. Kendisine iş konusunda yardımcı olacağım. Bana ulaşma koşullarını kendi imkanlarıyla ya da ben kendisine nasıl ulaşabilirim? Sizin aracılığınız ile... Yazgül, bir şey soruyor sana Muharrem. Dur bir dakika, bir dinle kadını da sor bir Yazgül. Evet, teşekkür ederim gerçekten. Allah razı olsun. Ne iş yapacağım onu merak ediyorum. Vallahi Yazgül Hanım, ben canı gönülden sizi tebrik ediyorum. Yaşadığınız hayat hikayesi gerçekten içler acısı bir olay. Haksızlıklara uğramışsınız. Yanlışlıklar yapılmış sizlere. Eşinizin ve kayınlığınızın size yapmış olduğu bu gerçekten acımasızca, zalimce bu olayın içerisinde ben duygulandım, ağladım. Ben de çünkü çok haksızlıklara uğradım ama Esra Hanım sayesinde ve ekibi sayesinde. Allah razı olsun. İki var, iki var. Peki iki şimdi var. Yazgül Hanım'ın sorusunun cevabını Allah aşkına. Muharrem Bey, ne istiyor kadıncağız? Şimdi nedir temenni, nedir isteği, nedir benden talebi? Benden ne istiyor diyor. İş istiyorum, iş istiyorum. Nasıl bir iş yap, ne yaparsın demek istiyor. Ne iş olursa yaparım. Şimdi ne iş olursa derken kalacak yerle ilgili bir olsun. Öncelikle iş bulayım, sonra evimi bulayım diyorsun. İlk önce ev tutmam lazım. İlk önce ev tutacağım, sonra iş. Peki evle ilgili düşündüğü yer neresi? Hangi tamam, onları sonra konuşursunuz artık. Tamam. Onları yayından sonra biz sizi konuşturalım. Olur mu Muharrem? Elbette çok sevinirim Esra Hanım. Aynı zamanda benim zaten odayım sizin sayenizde neticelendi. Güzel bir mutluluğa ulaştık. Hatta uygun görürse Yazgül Hanım, ileriye dönükte nasıl bir düşünceye sahipse her konuda yanındayım. Ne oldu? Teşekkür ederim. Yani evlenmek mi istiyorsun? Yazgül Hanım neye uygun görüyorsa ben sonsuzluğa denk geldim. Yo, ben şimdi evlenmeyi düşünüyorum. Şu an daha yeni. Hazır şimdi. Sen de Muharrem Bey herhalde beğendin Yazgül Hanım'ı, onun için de. Yazgül Hanım gerçekten kişilik, karakter olarak gerçekten örnek bir insan. Dobra, açık sözlü ve böyle bir insanın kıymeti, değeri bilinmedik. Aslında inşallah. Tamam. Teşekkür ederiz Muharrem. Sağ ol. Çok teşekkürler. Muharrem'i zaten sonucu buraya getireceğini şey yaptım, neyse, ama güzel böyle bir iş imkanıyla ev bulmakla ilgili yardımcı olurum diyor. Muharrem Bey de yani bazı zorlukları olsa da iyi bir beyefendi, yardımcı olsun tabii ki, niye olmasın? Teşekkür ederim. İster misin Yazgül? İsterim yani, çalışmak isterim yani. Olsun, evet, güzel bir isterdim, iş anlamında için. Bugün ama çok durgunsun Yazgül, seni ne düşürdü? Ya üzülüyor insanın. Üzülüyorum yani. Ne halim ne olacak? Hep böyle mi olacağım? Boşandım zaten. Kötü bir kaderim vardı. Hayla acılar üstünde acılar çekiyorum. Ne acısı çekiyorsun en çok? Görüyorsun işte bak. Halimi görüyorsun yani. Neyi halinde? Yani ev dışında yok, bir şeyin işim yok. Yok. Çocuklarımı görmüyorum. Onu düşünüyorum. Özledin işte. Mi çocuklarını? Tabii ki özledim. Ne zaman gördün en son?
Ne zaman gördü? 4-5 hafta oldu. Kızım yanındayken görüyordum. Çünkü onlar eşime yakın olduğu için orada görüyordum ben. Gelmiyor. Burada yakında eşim, kızım evinde görüyordum onları. Cuma akşamı geldi, pazar akşamı babası götürdü. Bugün izleyiciler de sustu. Üzüldünüz sanki ha? Filiz Hanım, bak üzüldüler sana. Biliyorum. Esra Hanım, biz zaten Yazgül'ün ayrılmasına, çocuklarından ayrı kalmasına zaten üzülmüştük. Yazgül'e şey söylemek istiyorum. Yani Yazgül, bir işe girsen, bu TikTok olayını bıraksan, yani tamamıyla bıraksan, canlı yayın açmasan. Bak, etrafındaki insanlar senin paranı pulunu yemiş. Yani seni daha kötü yerlere getirecek bu insanlar. Sen bir ev tut, çocuklarını al. Aslında çalışmana bile gerek yok senin. Sen bir ev tutsan, Esra Hanım çocuğunu alsa, engelli çocuğunu. Yani değil hiçbir hakim, bak hayatım, sen hiçbir hakim, Esra Hanım, engelli çocuğa annesinden başkası bakamaz. İşte sen çıksan o hakimin karşısına, o her şeyin çok özür dilerim almış bir saniye. Araba verirse araba elde gidecek. Benden başkası bakamaz bu çocuğa dediğinde. Keşke bunu kaynama söyleseydi, neden vermiyorsunuz çocuğuna? Tamam söyleriz, bağlansın söyleriz. Hem bana söylesin, bir de ona sorsaydı. Sen alma, araba onda kalsın. Tamam işte, verirse araba elde gidecek. Araba çocuğu üstünde. Hayatım sende kalsın yine. İşte araba ben de onda kalsın, bana çocuk sende kalsın. Sen çocuğun güvenmiyor maaşını al. Yani. Diğer ufak çocuklarını da al. Onlara da nafaka Allah ödesin. Allah aşkına, sanki ben istiyorum da eşim vermiyor ya. Hayatım, keşke eşim bağlasa yani. Eşim vermiyor. Ama senin eşin İşimi sana dedi. İşimi bağlayabilir misiniz telefona? Şimdi evet, eşiyle lütfen, ilgili bir konuşunuz. Lütfen bağlayın lütfen. Şey bunları bir açıklasın. Buna dün avukatımız şöyle bir şey dedi Yazgül. Dedi ki devlet bakar dedi. Hangisinin ev konumu daha müsaitse. Ben de istedim gelsin. Hangisinde işte engelli çocuk daha rahat edebilecekse ya da destek sağlanabilecekse oraya gönderilir çocuk diye söyledi Yazgül aslında. Bana eşim dedi ki ben sana çocuğu vermem. Sen kendini öldürsen, geversen ben sana... Bu çocuk halimi sana veririm. Ölümünü veririm. Biz eşiyle de neden konuşalım. Neden dedim? Neden çocuk halimi vermiyorsun bana dedim. Engelli çocuğu ben sana verirse araba elimde gidecek. O arabayla ilgili aslında isteği ben de var. Ben de dedim ki o zaman arabayı kendi adına al, çocuğumu ver bana. Bekle dedi. Şimdi biz... Ben şimdi gerçekten eşime bağlasa bu insana daha bunu tamam öğrensin. Yazgül, bu eşinle konuşalım. Şimdi sana işin tabii ki şey eşimle, imkanı evet olması için bir sürü kişi de aramış. Onlarla da bir görüştürelim. Sonrasında konuşup hani senin için en uygun olacak durumu bence de bulup devam edelim.